Mülakatlarda sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi de erişim bildirgeçleridir. Yani public, private, protected, internal isimli şeylerdir. Erişim bildirgeçleridir. Bu bakımdan örneğin ben size bir soru sorayım. Şöyle ki bir tane class yaptığınızda, örneğin customer isimli bir class yaptığınızda, bu class'ın erişim bildirgeci nedir? Yani private mıdır, public midir? Protected mıdır, nedir diye. Genellikle bu soruyu aldığım cevap işte private olduğu yönünde veya public diyenler oluyor veya protected diyenler oluyor ama tam doğrusunu söyleyenlerin oranı çoğunlukla çok az oluyor. Doğrusu arkadaşlar internal. Özür. Internal. Yani şunu koymakla şu şekilde yazmak arasında bir fark yok. Peki nedir bu erişim bildirgeçleri? Gelin onları konuşalım. Arkadaşlar erişim bildirgeçleri, şuna Customer Manager diyeyim ki iş kodlarını koyabileyim. Erişim bildirgeçleri şudur arkadaşlar. Adı üstünde erişim ifadesi. Yani başka nesneler veya başka ortamlar bizim bu nesnemize ulaşabilir mi? Ulaşabilirse ne kadar ulaşabilir şeklinde. Şimdi bu bağlamda örneğin ben bunun içerisine bir tane constructor bloğu yapayım. Şöyle ki şu an class'ımız şu customer manager internal seviyede. Internal seviyede olması demek şu customer manager internal olması demek bizim diğer uygulamalarımız yani abstract class, interface, value and reference type yani bu projedeki diğer uygulamalarımız bunu referans verseler bile kullanamazlar. Internal demek aynı assembly içerisinde geçerli demek. Yani şu namespace genel anlamda hani bunu böyle düşünebilirsiniz. Bu namespace içerisinde her yerde customer manager'ı kullanabilirsin. Yani bu ne demek? Sen buraya gelip bir tane class eklediğinde örneğin şu da ismi de class 1 olsun hiç önemli değil. Sen buraya gelip şöyle constructor bloğun içerisinde kullanayım. Neydi? Customer Manager. Bakın geldi. Customer Manager. Nedeni onun internal olması. Yani aynı bu da bakın namespace access modifiers erişebiliyor. Bu internal idi. Bunun dışında arkadaşlar public yaptığımız zaman bunu şöyle public yapalım. Public yaptığımız zaman bu şu demek. Biz bunlara şöyle sağ tıklayıp başka yani projelere şöyle add reference deyip şuradan access modifier'ı eklersek buraya onlar buna erişebilecektir. Neden? Public olduğu için. Yani farklı assembly'ler de bizim projemize, bizim class'ımıza, nesnemize her neyse ulaşabilir demektir. Arkadaşlar bir class'ı şöyle hani en üst seviyeli bir class'ı zaten ya internal yapabiliyorsunuz ya da public yapabiliyorsunuz. Yani örneğin ben bunu private yapamam. Böyle bir şey zaten mantıklı değil. Bakın gelmiyor bile. Ben bunu protected de yapamam. Ama ben bunu public yapabilirim. Ben bunu internal yapabilirim. Şu yapabilirim yani. Dolayısıyla bu ikisini verebilirim. Peki ben bir class'ı hiçbir şekilde private yapamaz mıyım? Diye sorabilir uzman orada. Yapabilirsin ama nested class'larda. Yani şurada bir class daha. İç içe bir class dediğin zaman bakın ben onu private yapabilirim. Yani bu private olmasını da zaten şimdi anlatacağım. Bir nesne eğer private'sa veya herhangi bir özellik, herhangi bir alan private'sa çok basit bir kuralı var arkadaşlar. Sadece onun üstündeki kıvırcık parantez içerisinde geçerlidir demek. Yani bunun mesela şunun üstündeki kıvırcık parantez ne? Hani bir üst seviye. Şurası bakın. Dolayısıyla sadece burası ona erişebilir. Dolayısıyla ben burada gayet my class'a erişebilirim. Yani şu parantez içerisindeki herkes erişebilir demek. Dolayısıyla burada örneğin ben burada bir int sayı tanımlarsam eşittir 10. Arkadaşlar buna field diyoruz. Bir field'ın default'u private'tır. Zaten Richard'ı kullanıyorum o yardım etti. Böyle bir değişken tanımladığınızda yani değişkenin default'u private'tır. Bakın şey neydi? Sadece şu blok içerisinde erişebilir. Yani şunun üstü bu ya.
Bu erişimdir. Bakın dolayısıyla ben burada sayı yazarsam gelmez. Ama gelip de burada sayıyı kullanmaya çalışırsam erişebileceğim. Tabii burada my class bir class içerisinde olduğu için yani class'ın field'ı gibi şunu böyle tanımlamakta fayda var ama onu genellikle protected tanımlarız. Dolayısıyla bunun da bir constructor olsa bakın orada sayıya erişebiliyoruz gördüğünüz üzere. Yani blok o blok olduğu için. Bunun dışında arkadaşlar şimdi private'ı anladık. Internal'ı anladık. Public'ı anladık. Bir tek protected kaldı. Arkadaşlar bunları sıralama olarak şöyle yapalım. Bakın en az erişimi olan private. Sonra protected. Sonra internal. Sonra public. Şimdi private sadece tanımlandığı blok içerisinde geçerli. Yani örneğin class'ın içerisinde bir field yaptığımızda işte int değer diyelim. Mesela eşittir 10 diyelim. Bakın bunu yaptığımız zaman değer 10 olarak bunun şey altına mavi çizmesini neden reshaper kullanıyorum yaptın ama hiç kullanmadım diyor. Ondan altını uyarıyor. Yoksa herhangi bir compile time'da herhangi bir hata almayız. Şimdi burada arkadaşlar private sadece bu blokta geçerliydi. Protected yapsaydım ben bunu. Protected demek bir üst seviye. Ne demek biliyor musunuz? Protected private'dan farklı olarak inherit aldığı, verdiği, inheritance verdiği yerde de geçerli demek. İspatlayalım. Örneğin ben burada private deseydim. Bu soruya da sıklıkla yanlış cevap alıyorum arkadaşlar. Hemen toparlayalım. Bakın my class diye bir şey yaptım. Onu da customer manager'dan şöyle inherit ettim. Bakın ben burada yine bir constructor yazabilmek için şöyle bakın değer yazıyorum. Görüyor musunuz? Gelmiyor. Neden? Çünkü private sadece burada geçerli. Ama ben bunu protected yapsaydım şu değer bakın gelecekti. Dolayısıyla protected'da sadece inherit yani hem parantez içerisinde hem de yani dahil olduğu parantez içerisinde hem de inheritance verdiği yerde geçerlidir demektir arkadaşlar. Bunlar sıklıkla bu soru gelir. Aklınızda bulunsun. Bunları da notlarınızı alın. Buna göre varsa eksikleriniz bir şekilde tamamlayın arkadaşlar.